Herkese merhaba. Bu videomuzda uzun zamandan beri istediğiniz fakat benim bir türlü fırsat bulup da yapamadığım bir akışkan resim çalışmasını yapacağız hep beraber. Bu çalışmada kullanacağımız malzemelerin tamamı Colorton firmasına ait. Normal standart seri akrilik boyaları kullanacağız. Akışkan medyumumuz var. Bir de akrilik mürekkeplerimiz var arkadaşlar. 4 çeşit. Bu mürekkepler akışkan medyum ile beraber kullanılıyor. Mix yapacaksanız böyle bardaklara ihtiyacınız olacak. Karışım yapacaksınız ya da şöyle küçük küçük kaplarda kullanabilirsiniz. Karıştırmak için şöyle çubuklara ihtiyacınız olacak. Bunlar da dondurma çubuğu. Sonra biraz suya ihtiyacımız olacak. Evet, kullanacağımız malzemeler bunlar. Şimdi boyaları karıştırarak işe başlayalım. Önce ne renkler kullanacaksınız ona karar veriyorsunuz. Sonra medyumun içine arkadaşlar bu mürekkepleri kullanmanın birkaç farklı yolu var. Bu akışkan medyumu yüzeye döküp üzerine bunları dökebilirsiniz. Veya bunu yine yüzeye bir miktar serdikten sonra bunu da ayrı bir kaba alıp buna renk verebilirsiniz. Kullanacağımız boyalar bunlar biraz katı. Bunu daha önceden hazırlamış olmamız lazım. Bunu nasıl hazırlıyoruz? Katı olduğu için şöyle birazcık tuval üzerine alıyorum. İlk önce böyle karıştırdıktan sonra bunu küçük bir kabın içine alıyorum. Bunun içine su ekleyerek biraz daha cıvık hale gelmesini sağlıyorum. Sonra bunun içine birazcık bundan aldım. Bunu adım adım yapıyoruz. Yeterince akışkan bir hal alana kadar. Biraz daha dökeyim. Evet, azıcık suya ihtiyacı var. Bunun ölçüleri var aslında. Ben göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Boyanın karıştığına iyice emin olmanız gerek. Yoksa döktüğünüz yerde kalır. Bu medyum boyanın akışkanlığını arttırıyor. Ayrıca bu medyumu kullanarak hassas renk geçişleri de yapabilirsiniz. Evet, bu akışkanlık yeterli olacaktır. Boyaları böyle hazırlıyoruz. Bunlar zaten hazır arkadaşlar. Bunları herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Sadece çarkalamanız yeterli. Bir tane de mavi yapacağım. Evet, mavimiz biraz katı. Bu işlemi yaparken zemininizin tamamen düz olmasına dikkat edin. Dikkat etmezseniz boya bir tarafa doğru akacaktır. Boyayı çok iyi karıştırıyoruz arkadaşlar. İçinde parça parça kalmamalı.
tamamen akışkan hale gelmeli. İyice su gibi de akışkan yapmıyoruz. Mesela buna biraz da bundan girmek gerekiyor. Az miktarda beyaz boya kullanacağım. Bu tekniğin güzel tarafı, sonuçta ortaya ne çıkacağından emin olamıyorsunuz. Yani ve aynı resmi bir daha yapmanız imkansız. Evet. Boyalarımız hazır. Şimdi şunları alalım buradan. Alt zemine daha önceden hazırladığım karışımı yayıyorum. Bu teknikte en iyi sonucu, en güzel sonucu normal bez tuval üzerinde alırsınız. Evet. Şimdi mavi ile başlamak istiyorum.
Bu tekniği uygularken o kadar özgürsün ki tamamen doğaçlama bir teknik. Şimdi boyanın daha yayılma işlemi tamamlanmadı. Şöyle ulaşmayan yerleri spatula ile düzenleyebilirsiniz. Şimdi basit bir teknikmiş gibi görünüyor ama bunun tekniğin içinde de farklı farklı teknikler var. Bununla ilgili videolar kanalımızda mevcut arkadaşlar. Onlara göz atabilirsiniz isterseniz. Evet. Bunu böyle kaydırırsanız ortaya muazzam bir sonuç çıkacaktır. Tekrarı olmayan ilginç bir görüntü. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıda yorum kısmında belirtirseniz ilerleyen günlerde bunun farklı tekniklerini aynı teknik üzerinde farklı teknikleri uygulamalı olarak görebiliriz, çalışabiliriz. Keşke şu biraz daha yumuşak bir plastik olsaymış da böyle sıkabiliyor olsaydık. Güzel olurdu ama böyle damlatma yöntemiyle iş görüyor. Bu biraz aceleye geldi arkadaşlar. Onun için yani ortam müsait değil çok fazla. Bunu başka bir videoda
daha geniş bir yüzeyde yapacağız. Şimdi bunu bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Birkaç saat sonra şu görüntü biraz daha değişecek. Burada bir eksik renk var gibi geliyor bana. Şuraya biraz şundan ekleyeceğim bolca. Evet, kenarlarından taşmaya başladığı için bunu gazetenin içine aldık. En başta böyle yapmalıydık. Bir de küçük bir taktik daha vereyim. Alkol arkadaşlar. Bunun içine alkol sıktığınız zaman şöyle değişik dokular veriyor. Fazla abartmamak lazım tabii ki. Evet, bu şekilde bunu kurumaya bırakıyoruz. Çalışmamızın son hali bu şekilde. Şu an tamamen kurumadı. Sadece üst yüzeyi kurudu. Alt tabakaların kuruması 24 saat kadar sürebilir arkadaşlar. Onun için yani dokunduğunuzda kuru gibi görünüyor ama biraz fazla baskı yaparsanız alttaki tabakaların ıslak olduğunu görürsünüz. Onun için kurumuş mu kurumamış mı diye elinizle çok fazla kontrol etmeyin. Bunun tamamen kuruması 24 saat sürebilir. Onun için sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Evet, sonuç bu şekilde. Bir sonraki videoda ise bunu vernikleyeceğiz arkadaşlar hep beraber. Vernikleme için de yine Colorton'un verniğini kullanacağız. Bu sefer farklı bir vernik kullanacağız. Bakalım renklerimiz verniklendikten sonra nasıl görünecek. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.